Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Bugün 1 Mart saat 12. Söz verdiğimiz gibi MSU kampının birinci günüyle karşınızdayım hocam. Bugün ne yapacağız? MSU kampına bismillah diyeceğiz. Ses bilgisiyle başlayacağız. Fakat hocam kanalımızda zaten konu anlatımı yok mu? Var. E bu kampın farkı ne olacak? Bu kampta tamamen şu ana kadar ne sorulmuşsa ne sorulacaksa MSU odaklı bir anlatım göreceksiniz. Her şeyiyle. Bütün konuları baştan yazdık hocam. Tamamen MSU'yu uyarladık. Ses bilgisinde ne çıkmış ne çıkacak. Tamamen o ayarda bir anlatım göreceksiniz. Ama tutup da böyle saçma sapan uzun uzadıya bir konu anlatımı. Tamamen sınav odaklı bir anlatımla karşınızdayım. Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Arkana yaslan hocam. Sadece bu videolarla bile inanılmaz yol alacaksın. Sadece izleyerek bile inanılmaz gideceğiz. E o zaman hiç lafı uzatmaya gerek yok. Bu arada bugün saat 17'de Neyin Peşindesin Paragraf Kamp videomuz geliyor. 18'de ise Edebiyat kanalında Rüştü Hoca Edebiyat Antalya kanalında full tekrarın ilk videosu gelecek. Kamp üstüne kamp hocam. 7 Mart'ta da biliyorsunuz ne başlıyor? Tabii ki sözel mantık. Neyse hocam konuşuruz. Hiç bozmayalım, hiç bölmeyelim. Evet, bugün MSU kampının ilk günü. Ses bilgisini konuşacağız. Her şeyiyle, her şeyiyle hatırlatacağız. Başlamadan ey MSU'ya hazırlanan vatandaş. Ey evlat. Ses bilgisinde ne durumdasın? Hadi bir gel bakalım ses bilgisinde ne durumdasın? Önce seni bir ölçelim. Seviyeye bir bakalım da ondan sonra başlayalım. Kime nasıl anlatacağımızı bilelim. Hadi başlıyoruz. Senin avucunda buruşmuş olan mektup bir psikoloğa yazılmış. Hatırı sayılır ama umurumda değil diyor. Şimdi arkadaşlar sorum şu. Buradan kaç adet ses olayı var arkadaşlar? Kaç adet ses olayı var? Hemen şöyle yazıyorum. Hemen dikkat kalemimizi buradan bir seçelim. Ses olayı sayısı. Haydi hocam gelsin. Bu parçada, bu cümlede daha doğrusu. Kaç tane ses olayı var? Bir bakın arkadaşlar, durdurun videoyu. E o zaman haydi ben de başlıyorum. Senin avucunda buruşmuş olan mektup. Bir psikoloğa yazılmış hatırı sayılır ama umurumda değil cümlesinde. Ses olayı sayısı birdir hocam. Bir. Hocam nasıl ya? Ben burada 7-8 tane buldum, nasıl? Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk ses olayımız avucunda kelimesindeki Ç'nin C olmasıdır. Kelimemiz avuçtur. Ek almıştır, avcı olmuştur. Yani buradaki C, aman dikkat, ünsüz yumuşamasıdır. E hocam orada ünlü düşmesi. Avucumda kelimesinde ünlü düşmesi gösterilmez. Bakın tekrar ediyorum. Türk Dil Kurumu 4-5 tane sözcük saymış, bu sözcüklerde ünlü düşmesi gösterilmiyor. Yazacaksanız diyor şöyle yazacaksınız. Avucum. Yani bunun yazımı zaten yanlış. Sadece Ç'nin C olduğunu görüyoruz. Yani avuçtan U düşmez. Türk Dil Kurumu diyor ki şu 4 sözcükte yok. Bu 1. Devam ediyorum. Buruşmuş da bir şey yok. Olan da bir ses olayı yok. Mektup. Kelimenin kendisi zaten mektup. Ne olacak ya, sertleşme falan? Hayır sakın. Bir psikoloğa. Ya psikolog kelimesini sen zaten G ile yazıyorsun. Nasıl yumuşama olabilir? Yumuşama olması için, yani senin gördüğün yumuşak G'ye yumuşama demen için onun mutlaka K'den gelmesi lazım. Çiçek çiçeği gibi. Kepenk kepengi gibi. Ya da kepek kepeği gibi. Renk rengi gibi. Kapak kapağı gibi. K'nin dönmesi lazım değil mi yumuşak G'ye ya da G'ye yumuşama olması için? Yani psikolog kelimesini sen zaten G ile yazıyorsun. Psikolog diye K ile yazmıyorsun ki. Orada da ses olayı yok arkadaşlar. Yazılmışta bir şey yok. Hatırı kelimesi bir yazım yanlışıdır. Hatırı böyle yazılmaz. Türk Dil Kurumu diyor ki şu 3-4 sözcükte yok. 1. Avucum kelimesi böyle yazılır. Burada düşmeyi gösteremezsin diyor. 2. Hatırı kelimesi böyle yazılır. Burada da düşmeyi gösteremezsin diyor. Kural gelenekleşmiş bir şekilde diyor sorduğumuz zaman da. Devam hocam, devam. Sayılır da bir şey yok zaten. Ama da bir şey yok. Hocam burada da ünlü düşmesi yok deme Allah aşkına ya. Burada da yok. Diyor ki Türk Dil Kurumu umurumda diye yazmak zorundasın diyor. Umurumda. Ha, bu da üçüncü sözcüğümüzmüş. Ha hocam, burada da gösteremiyormuşuz. Değil mi? O zaman bu yazım yanlış. Böyle yazılmaz. Değil kelimesinde zaten yok. Hocam 3-4 sözcük demiştiniz. Avuç 1, umur 2, hatır 3. Bir de arkadaşlar kusura kelimesi var. Bunu lütfen unutmayınız, tamam? Kusura falan diye yazılamaz. Bu da 4. sözcüğümüz. Yani bu 1, 2, 3, 4 sözcüğün yazımı böyledir. Bu 4 sözcükte ünlü düşmesi gösterilemez. Gösterilirse yazım yanlışı olur. 4'ünü kabul etmiyoruz. Doğal olarak mükemmel bir giriş yaptık. MSU havasını ufak ufak estirmeye başlattık. Ama çok yakın zamanda, şurada 2-3 dakika sonra
Her taraf MSU kokacak hocam. Başlıyoruz. Burada bir adet ses olayı vardı. Bence bir duvara tosladık, kabul edelim. Bir duvara toslayanlar oldu. 4 bulanımı ararsın, 5 bulanımı ararsın. Hatta artistik yapıp şurada bir şeyler, başlıkta dahi bir şeyler arayanımı ararsın. Haydi hocam buldum geç uzatma diyenimi ararsın. Hayda başlıyoruz hocam. Ne oyunlar var, devamını sen düşün artık. Peki harika bir başlangıç yaptık. Bir adet ses bilgisi, ses olayı daha doğrusu. Devam hocam devam. Evet, ses bilgisi konusunda arkadaşlar, MSU girecek arkadaşlar. Şu başlıkları göreceğiz. Öncelikle ünlülerle ilgili olayları konuşacağız. Ünlülerin başına neler gelir hocam? Bak şimdi. Ünlüler. Ne olabilir? Futbolcu olabilir, sanatçı olabilir. Şuncu buncu fark etmez. Ne olduğu önemli değil. Ünlüleri şöyle aklımıza bir getirelim arkadaşlar. Ünlüleri bir hatırlayalım, bir düşünelim. Herkes bir ünlüyü hayal etsin, düşünsün. Şarkıcı olsun, futbolcu olsun. Fark etmez. Oyuncu olsun, yönetmen olsun. Birisi olsun, bir ünlü olsun. Şöyle düşündüğümüz zaman ünlülerin hemen hemen tamamına yakının düştüğü durumları hatırlarız değil mi? Mankenlerin mesela takılıp düştüğünü falan, mutlaka bir ünlünün böyle canlı yayında kayıp düştüğünü, sandalyeden düştüğünü, yani bir şekilde ünlü düşmesi fazladır. Doğal olarak aman dikkat, ses olayı olan ünlü düşmesi de o ünlülerin düşmesiyle bağlantı kur lütfen. Çok fazla örnekle karşımıza gelir. Mesela alnı. Bir sözcük ikinci hecesindeki ünlüyü kaybedebilir. Bak ikinci hecede düşme. Alından alnı, göğüsten göğsü, gönülden gönlü, burundan burnu, omuzdan omzu, zihinden zihni, şehirden şehri, beyinden beyni hocam. Onlarca örnek, tamamız. Bazen ünlüler, dikkat bakın, her örnekte farklı bir başlık var yalnız ha, boşa hazırlanmadı bunlar, dikkat. Oynamış kelimesi, bazen de kelimeler yapım eki alırken ünlü kaybına uğrayabilirler. Nasıl hocam, anlamadım ben hiçbir şey. Ya oyun kelimesi isim. Oynamak fiil. Ha isimden fiil yapan yapım eki gelmiş, ünlüsünü kaybetmiş. Durdum. Sıyırmaktan sıyrık. Buyurmaktan buyruk. Devirmekten devrik. Aman dikkat hocam. Bunlar çok önemli. Bunlar hep yapım eki alırken düşmeler. Değil mi? Ünlü düşmesi yalnız. Dikkat. Ayrıntı ayırmaktan. Kurak. Kuru ve ak. Hocam iki sözcük değil mi o? Hayır. Ak sözcüğü orada ek. Aman dikkat arkadaşlar. Ek. Ekstra böyle ak, beyaz anlamında falan değil. Aman dikkat. Kurak. Kurak, kararmış, kararmak değil mi? Aman dikkat. Sararmış. Buralardaki ünlü düşmeleri hep yapım eki gelirken düşmedir. Unutma yani, türerken düşme. Kaydetti. Bazen de etmek olmak, kılmak, yardımcı elimi gelirken de ünlüler ne yapabilir? Düşebilir arkadaşlar. Kaydetmek olur, kaybetmek olur, devretmek olur, seyretmek olur. Olur da olur hocam, harikasın. Geldik buraya sözcüğüne. Bazen de sözcükler birleşik sözcük olurken düşer. Tabii ki kaydetti de birleşik ama burada etmek olmak, kılmak, yardımcı eylem başlığını unutma. Buraya ifadesi ise bu araya şeklinde olacak. İşte buradaki A'nın düştüğünü göreceksiniz. Süper hocam. Bakın 4 örnek. Tabii ardından saydığım onlarca örnek. Onlarca örnek ama her örnek başka bir başlığa gidiyor. Lütfen dikkat. Tamam, ünlüleri düşürdük. Güzel. Peki ünlü düşmesi tamam. Herkesin kafasında bir ünlünün kaydığı, düştüğü görüntü var. Ve çok fazla demiştik. Hemen hemen her ünlünün düştüğünü hatırlarız bir şekilde değil mi? Hatta bir dönemler arabadan düşmelerin moda oldu. Aman dikkat hocam, sallama sağa sola. Moda olduğu dönemlerde vardı. Yani hocam neyi konuşuyoruz? Ünlü düşmesinin olayı çoktur. Cevap olma ihtimali çok yüksektir. Ey MSU'ya girecek vatandaş, ünlü düşmesine çok dikkat et. Geldik hocam ünlü daralmasına. Şimdi bir tane sanatçı hayal ettik, futbolcu hayal ettik vesaire. Ünlülerin daraldığını hiç gördünüz mü? Bir iki örnek dışında hiç maddi sıkıntı çekmezler. Daralma maralma yok. Adamlar rahat hocam, umurunda değil. Ünlülerin daraldığını çok az görürüz. Görmeyiz neredeyse değil mi? Hep böyle lüks sefahat içerisinde değil mi? Harika her şey. O zaman ünlülerin daraldığı durumları madem az görüyoruz, daralma örneği de az olsun. Ünlü daralmasının örnekleri çok sınırlıdır arkadaşlar. Yorlar, evet %99'unda yor vardır. Olmadığı örnekleri de konuşacağız. Peki hocam, ben yoru görünce ne yapacağım? Arkadaşlar bakın, yoru gördüğünüz an itibariyle şunu kullanmalısınız. Bakın yoru gördük, kapattık. Öncesinde A ya da E getirerek okuyun. Anlamak oluyor mu? Oluyor. O zaman daralma vardır. Mesela kanıyor. Yoru kapatın arkadaşlar. Öncesine A getirin. Kanamak oluyor. O zaman daralma var. Yoru kapatın. Öncesine yine A ya da E. Duruma göre kalınsa A, ince S'ye getirirsiniz. Kutlamak oluyor. O zaman daralma var. Mesela burada da var. Yoru kapattım arkadaşlar. Şu tik olsun. E getirdim. Gözlemek oluyor. O zaman burada da daralma var. Mesela geliyor. Ey benim vatandaşım. Ey evlat.
Yahu geliyor kelimesi. Yoru kapat Allah rızası için. Gelemek diye bir şey var mı? Yok. O zaman burada daralma yok arkadaşlar. Gördüğümüz bütün yorlara gitmeyeceğiz. Çok çok önemli. Hadi ben şurayı bir sileyim, tertemiz bir yapayım. Harika. Onun dışında arkadaşlar mesela gelmiyor. Yeryüzünde bir sözcüğün içerisinde yer alan mımi mumilerin tamamı daralmadır. İstisnasızdır. İstisnası yoktur. Gelmiyor, gitmiyor, bakmıyor, görmüyor, sarmıyor, sevmiyor, çizmiyor, sormuyor. Yani hocam ya hepsinde daralma var. Mımi mumilerin, sözcükte yer alan mımi mumilerin hepsinde var. Geldi mi? Yaptı mı? Ayrı yazıdan soru edatı mımi ile zaten işimiz yok. Çok önemli arkadaşlar bu. Bunun dışında niye kelimesine dikkat edelim 1. Diye kelimesine dikkat edelim 2. Yiyecek kelimesine de dikkat edelim 3. Bu üçünde daralma var. Niye? Diye ve yiyecek. Tamam, bunları cebe koyarsanız daralma ceptedir. Geldim ünlü değişimine. Şimdi Allah rızası için hangi ünlünün değiştiğini gördünüz? Zaten adam top noktada, uç noktada karşına gelmiş. Yani değişmiş değişeceği kadar zaten. Parayı bulduğu adam tamam, mükemmel, harika, işini icra ediyor falan. Sanatını, futbolunu vesairesini. Bu adamla nasıl bir değişme beklersin? Artık değişeceği son halini almış. Doğal olarak ünlülerin kolay kolay değiştiğini görmezsiniz. Yani hocam örneği en az olan imkansıza yakın iki örnek. Ben ve sen kelimelerinin ek almaları sonrası bana ve sana şeklinde dönüşmeleri de ünlü değişimidir. Üçüncü bir örneği yoktur arkadaşlar. O yüzden sorulma ihtimali düşüktür. Ünlü türemesi. Ya ünlüleri bir hatırlayın Allah aşkına. Yine sanatçılar, futbolcular, mankenler, şunlar bunlar, aklınıza ne geliyorsa oyuncular. Çocukların çok olduğunu görmezsiniz değil mi? Bir çocuk, iki çocuk çok nadiren. Çoğunun çocuğu yoktur mesela. Çoğu evli değildir değil mi? Aman dikkat. Yani ünlülerin böyle çok da türediklerini görmezsiniz. Çocuklarını çok fazla görmezsiniz. Doğal olarak ünlü türemesinin de sayısı azdır. Aman dikkat. Gencecik mesela. Genç kelimesi AE aldı. Ha burada yumuşama yok mu? Evet yumuşadı da. Ama burada AE ünlü türemesi de var. Düpedüz AE, biricik I, dikkat, yapayalnız A. Burada ne olmuş? Türemiş arkadaşlar. Burada azıcık, daracık, biricik değil mi? Gencecik. Bunları cebe koymanızda fayda var. Çepeçevre, sapasağlam, yapayalnız gibi örneklerse yine bilinmesi gerekenler. Peki hocam. Geldik ünsüzlere. Yani senin benim gibi adamlara ya. Senin benim gibi ünsüz adamlara. Bizim başımıza ne gelecek Allah'ını seversen ya. Bırak ya. Ha ne gelir onu söyleyelim. Düşeriz ya. Biz de düşeriz. Biz de düşeriz hocam. Ben de takılıp düştüm hocam. Sen de düştün. Hiç saklamaya gerek yok. Bizde de örnekler. Burada da örnekler çok olacak. Yükseldi kelimesi. Lütfen dikkat. Yüksek kökünden. Yumuşacık kelimesi. Dikkat. Yumuşak kökünden. Adaş kelimesi. Addaş gibi karşımıza gelebilir. Mesela sağlıcak. Kalın sağlıcakla. Sağlık kelimesinden K'nin düştüğüne şahit olduk arkadaşlar değil mi? Aman dikkat. Veya ast teğmen derken T'nin düştüğüne şahit olduk. Ünsüz düşmesine saygı duyuyoruz. Ünsüz benzeşmesi. Ya senin benim gibi adamlar. Değil mi? Sinirleniriz ya. Agresif hallerimiz vardır değil mi? Her şeye böyle sinirlenmeye hazırız. En ufak bir yanlışta hemen böyle kızalım, kükreyelim, parlayalım. Değil mi? Yani bir anda bir sertleşelim. Ha benzeşme, sertleşme, tamam. Süper. Benzeşmenin diğer adı arkadaşlar sertleşme. Ünsüz sertleşmesi. Mesela fıstıkçı şahapın FSTKÇ'si neyse artık. Fıstıkçı şahapla biten bir sözcük ek aldığında o ek ç, T ya da K ile başlıyorsa, ona dönüştürüyorsa bu da benzeşme diyoruz. Mesela gitti. Kelime kökü gitmek. Fıstıkçı şahapın T'si. Sonrasında TT var. Yani fıstıkçı şahaptan sonra gelenek Ç, T ya da K'den biriyle mi başlıyor? Evet, o zaman burada benzeşme var. Hocam Allah aşkına bu DD'den gelmiyor mu? Boş ver gitsin. Vallahi boş ver gitsin. Hiç gerek yok. Dığ'dan geliyor. Gınginden geliyor. Gangenden geliyor falan. Allah rızası için uğraşmayın ya. Çok net taktiğimiz. Yan yana gördük, benzeşme var. Mesela baktık. Kelime kökü ne hocam? Bakmak. Fıstıkçı şahapın K'si var mı? Var. Peki sonrasında ne gelmiş? Tık. Nereden gelmiş? Boş ver gitsin. K'den sonra, fıstıkçı şahaptan sonra Ç, T ya da K ile başlayan bir ek gelmiş mi? Gelmiş hocam. Ha o zaman. Ha bu da benzeşme. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindesin hocam? Mesela seçkin. Ç ve K yapıştır, benzeşme. Sınıfta F ve T yapıştır. Bazen sayılarla olabilir, rakamlarla olabilir. 1973'te bu 3 biliyorsunuz Ç ile bittiği için 3'te burada da arkadaşlar benzeşme vardır. Görüp görebileceğimiz en iyi örneklerden bir tanesidir. Aman dikkat arkadaşlar, lütfen odaklanınız. Lütfen odaklanınız. Ünsüz yumuşamasında bir bağlantı kurmayacağım. Bayağı bildiğin ünsüzlerin yumuşadığı durumlar işte. Ünsüz yumuşaması için ünsüz değişimi gibi bir ifade tercih edilebilir. Aman dikkat, PÇTK, BCDG olacak. Kasap kasabı gibi. Ortak ortağı gibi. Borç,
borcu gibi, damak damağı gibi. Burada çok iyi bir örnek var arkadaşlar. Harcadı diyor mesela. Harcadının C'si Ç'dir aslında. Harç kelimesinden gelir. Çok iyi bir ünsüz yumuşamasıdır. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Rengarenkteki K değil mi? Renk A renk. Oradaki K. Hınca hınçtaki C'nin Ç'ye dönmesi, Ç'nin C'ye dönmesi değil mi? Hınç kelimesi bakın burada Ç, C olmuş. Aman yumuşama var. Bunlar bence çok çok lazım olacak. Gecikmek. C, Ç olmuş. Yumuşamış. Acıktım. Ç, C olmuş. Yumuşamış. Aman dikkat hocam çok lazım. Ünsüz türemesi aman dikkat. Tamam burada da herhangi bir bağlantı kurmayacağım. Bayağı bildiğiniz mantık aynı. Türeme muhabbeti. Ünsüz türemesi için arkadaşlar aman dikkat. Ünsüz ikizleşmesi örneğini veririz. Ünsüz ikizleşmesi. Bizde de genel olarak çocuk sayısı azdır. 1, 2, 3. Burada da yine çok fazla değildir. Örnek sayısı azdır burada da mantıken. Şıkkı tıbbi aman dikkat. Tıbbi tıbbi. Hakkım şerri değil mi? Ceddi. Mesela ceddi kelimesi. Kelime kökü cet. Ata demek. Ata ata. Ha bu D'ye dönüşmüş yumuşamış. Bir tane de D gelmiş. Ünsüz türemesi de var. Şık, şıkkı, sır, sırra gibi gibi gibi. Çift ünsüzler her zaman sizi düşürmesin olur mu? Mesela hissiz. Hemen burada iki tane ünsüz yan yana görüp ünsüz türemesi falan demeyiniz. Ünsüz ikizleşmesi demeyiniz. His kelime kökü sızsız diye ek gelmiş. Yani sonradan gelen bir ünsüz falan yok. Ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Var mı buraya kadar soru işareti? Yok. Bence çok iyi gidiyoruz. Bomba gibi gidiyoruz. Devam edelim. Bomba demişken bomba taktikler gelsin. Arkadaşlar ile sözcüğündeki i'nin düşmesi ünlü düşmesidir. Annesiyle. Annesi ile aslında değil mi burası? Şu i düştü. Sonra yerine bir kaynaştırma ünsüzü geldi. Tamam hocam. Ünlü düşmesi. Doğru. Ek eylemin düşmesi de ünlü düşmesidir net. Nedir hocam? Güzeldi. Güzel idi. Yazıyordu. Yazıyor idi. Ha hocam. Ben bunları da kabul edeceğim. Tabii ki. Ek eylem düşmelerinin tamamı ünlü düşmesidir. Net. İkilemelerde ünlü düşmesi gösterilmez. Mükemmel kural. Omuz omza değil omuza. Burun buruna değil buruna demelisin. Günlük hayatta burnuma derken u'yu düşürürsün. Ama ikilemede kullanıyorsan asla arkadaşlar. Ya da omzum derken günlük hayatta düşürürsün o omzu da eyvallah da oradaki u'yu düşürürsün de. İkilemedeyken omza diye yazamayız, omuza diye yazmalıyız. İkilemeler dokunulmazdır, dogmatiktir. Aman dikkat. Devam hocam, devam Allah aşkına. Umurunda, hah bunu konuşmuştuk. Kusura, avucum ve hatırı sözcüklerinde ise ünlü düşmesinin gösterilmeyeceğini biliyoruz. Dikkatler gelsin. İçeride değil, içeride arkadaşlar. Böyle yazılmalı, lütfen dikkat. Dışarıda değil, dışarıda, yukarıda, ileride, burada, orada, şurada, burada. Yani hocam, Allah rızası için... Şu soldaki gibi yazmayınız. Sağdaki gibi yazınız. Çok çok önemli bir vurgudur. Ne var hocam sırada? Harika. Bu sözcüklerde hangi ses olayı var? Bu mini uygulama. Ama bu videonun sonuna doğru asıl uygulama gelecek. Bu uygulamadan sonra soruları çözeceğiz. Bitmiyor hocam. Videonun %1'lik kısmındayız. Bakın sözümü unutmayın. İnşallah bu sözümü tutacağım. %1'lik kısmındayız. Daha video yeni başlıyor. Uzun soluklu videolar gelecek demiştim. Arkana yaslan tek videoyla bu işi bitireceğiz. Hadi hocam. Psikoloğa kelimesinde ses olayı yoktu. Çünkü psikolog diye yazılmıyordu. Yani ben bunu K ile yazmıyordum ki yumuşak G'ye dönmüş de yumuşamış desem. Hayır ben bunu G ile yazıyorum. Psikolog diye bitiyor zaten G ile. G'nin yumuşak G'ye dönmesi bizim için bir ünsüz yumuşaması değildir. Aman dikkat hocam. Peki devam ediyorum. Yeşerdi diyor. Yeşerdi yeşerdi. Ha hocam bu ne Allah rızası için? Yeşil ermek. Ha bir ünlü bir ünsüz düşmesi. Tamam hocam bu da çok iyiydi. Seyrelmiş. Hocam ünlü düşmesi. Dediğin zaman. Burada ünlü düşmesi var dediğin zaman. Bütün huzurumuz kaçar hocam. Bütün moralimiz bozulur. Seyir elmek ne demek Allah aşkına ya? Seyrelmiş değil arkadaşlar aman dikkat. Seyrek seyrek. Saçlarım seyrelmiş seyrek. Ünsüz düşmesi ya. Seyirle ne alakası var? Aman dikkat hocam. Devam kaldırım. Ha kalkmak. Ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi. İnanılmaz örnekler bunlar. Bilemem kalkmaktan kaldırmak. Yumuşak kelimesine cık cık. Hocam. Yumuşamak diye bir kelime var. Yumuşamak. Cıkcık eki alsa orada K düşmese desek ne olur? Şöyle bir sıkıntı olur. Cıkcık eki sadece isme gelen bir ektir. İsimde küçültmedir mantığı da o zaten. Doğal olarak yumuşamak fiiline küçültme eki gelemez.
cıkcık geldiğine göre diyoruz ki bu yumuşak sözcüğüdür. Tamam, bunun mantığı budur. Doğal olarak orada ünsüz düşmesi vardır. Geldik hocam asteğmen örneğine. Asteğmen, asteğmen bir ünsüz düşmesi örneğidir. Aman dikkat, saygı duyuyoruz hocam. Acelemiz yok. Daha onlarca yüzlerce uygulama, bir sürü de soru var. Yeni başlıyoruz. Ufaldı diyor arkadaşlar, aman dikkat. Ufak sözcüğünden ünsüz düşmesi, uyuma adım kelimesi, atmaktan ünsüz yumuşaması, hınca hınç kelimesi konuşmuştuk. Hınç sözcüğünden ünsüz yumuşaması, rengarenk sözcüğü aman dikkat. Şuradaki K'den ünsüz yumuşaması aman dikkat. Oradaki AE ünlü türemesi değil arkadaşlar. O bizim dilimizde olan bir ek değil zaten. PAP gibi oradaki A ile işimiz yok. Türeme değil aman dikkat. Sadece renk var orada, yumuşama olan K. Peki acıktı kelimemizin kökü aç. Ünsüz yumuşaması. Aman dikkat arkadaşlar. Gecikmiş kelime kökümüz geç. Ünsüz yumuşaması. Lütfen arkadaşlar ama lütfen dikkat. Bu arada acıktı kelimesinde K ve T. Bunu da kaçırmayalım değil mi? Burada bir de benzeşmemiz var. Acık idi diyemiyoruz. Yani ünlü düşmesi var diyemeyiz. Ama acıktı derken KT'yi gördüğün an yapıştırıyorsun ünsüz benzeşmesini. Şöyle bir göz atalım, var mı başka kaçırma ihtimalimiz olan bir şey? Yok hocam. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane örneğe baktık. Onun bir 10 katıyla yapalım hadi uygulamaları. Ama geçmeden hocam anlattın güzel, az çok anladım da. Ya Allah rızası için bir soruda görsek bunları ya. Hadi soruda görelim. Hocam. Sorudan sonra yine anlamazsam o zaman da uygulamaya getiririz hocam. Hadi başlıyoruz. Hadi. Haydi başlıyoruz. Hangi ses olayı yoktur diyor. Çılgın bir renk seçilsin hocam. Pembikle devam edelim. Düşmeler, türemeler, her şey var. Bütün şıkları ve şeyleri vermişiz ses olaylarını. O zaman hadi bir uzunmaya başlayalım. Bulmaya başlayalım. Zıddıyla diyor arkadaşlar. Aman dikkat, zıt kelime köküdür. Ha, burada yumuşama var ama şıklarda yok. Zıddı derken şuradaki D arkadaşlar ünsüz türemesidir. Şıklarda var, şükürler olsun. Zıddıyla derken zıddı ile aslında değil mi? Burada i yani ünü düşmüş mü? Evet. Şuradaki y. Neredeki y hocam, orası karıştı. Oradaki y işte, orada bir yerde var. Kaynaştırma değil mi? Evet, her şey bitti hocam. Bitti. Ne diyor? Bir şey ifade eder. Görüşü ilginçtir. Kelime kökü ilginç. Ç. Ç. Fıskış raptaki ç bu. Sonrasında tir geldi. Ç ve t yan yana geldi. Ç, t, k aman dikkat. Benzeşme var. Ünsüz benzeşmesi. Daralma, maralma yok hocam. Bakmaya hiç gerek yok. Var mı soru işareti? Yok hocam. Ama bunun dışında mesela tersiyle burada ünlü düşmesini görebilirsin. Kaynaştırma diyebilirsin değil mi? Aslında ünlü düşmesini görebilirsin. Bunu kaynaştırmayı görebilirsin. Bu neden ile ünlü düşmesini görebilirsin. Daha şöyle bakıyorum. Her tarafta var arkadaşlar. Y kaynaştırma değil mi? Aman dikkat, daha onlarca bulabiliriz. Her tarafta kaynıyor ama ilk cümleyle sanki olayı çözdük gibi duruyor. Peki hocam var mı soru işaretim? Ya hocam bir soru daha gelsin ya. Hadi ya, seni mi kıracağız? Hangisinde ünlü daralması vardır? Koşarak geliyor ve elindeki güç gülleri, güçleri de olur. Elinde güçlerle geliyor bu. Gülleri hiç bekletmeden annesine veriyor diyor. Şimdi geliyor kelimesinde yoru kapattım. Gelemek olmuyor. Daralma yok. Veriyor kelimesinde yoru kapattım. Veremek olmuyor. Daralma yok arkadaşlar. Hemen önündeki gerçekleşse de insanoğlu bilinçli olarak görmez bazı şeyleri diyor. Saygı, 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 saygı. Var mı daralma hocam? Yok, burada hiçbir şey yok. Bu çok alakasız bir şey. Soruları çok uğraşmasına rağmen çözemiyor. Çözemiyor değil mi? Daralma var ve mutlaka öğretmenine soruyor. Soramak diye bir şey yok, burada yok ama şurada var arkadaşlar. Dikkat, kelime içlerindeki bütün mamı mumüler yeryüzündeki daralmadır arkadaşlar. Devam, konuşuyor, konuşamak olmaz, daralma bunda yok gibi dursa da aklından geçenleri tam olarak ifade etmiş değil. Harika. Yor ekinin geldiği her sözcükte daralma var dersen böyle sıkıntıya girersin işte diyor. Ya Rabbim bu nasıl bir sorudur ya? Soru konuşuyor ya. Vallahi soru konuşuyor. E şıkkında bayağı dalga geçiyor adam ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yor ekinin geldiği her sözcükte daralma var dersen der isen eyvallah, böyle bu öyle ünlü düşmemiz var. Sıkıntıya girersin işte diyor. Burada daralma yok arkadaşlar. Promex'e selam olsun. Sorular oradan tabii ki değil mi? Peki devam hocam. Hangisinde ünsüz türemesi, ha, ikizleşme yoktur diyor. Kelime kökünü lütfen, soru kökünü daha doğrusu
işaretleyiniz. Yoksa tam tersini düşünürüz. Bunu vardır deriz. Çat deriz. A seçeneği. Aman Allah'ım dikkat. Başlıyoruz. Suyun akışını engellemek için bu seddin daha güçlü yapılmalıydı. Seddin derken şuradaki de ünsüz türemesidir değil mi? Aman dikkat. Engellemekte bir şey yok. Engel kelime kökü lale ve makmek var. Gelen bir şey yok orada. İki tane L'yi yan yana görünce, iki ünsüzü yan yana görünce düşmemelisin. Doğru cevap kesinlikle. Daha doğrusu burada kesinlikle ses olayımız, ünsüz türememiz var. Yok türü arıyoruz. Dikkatler üzerinde toplayacak bir madde ve sırra ulaşmak için çalışma. Madde kelime kökü burada bir şey yok. Ama sırra derken sır. A, E geldi sırra. Ha burada da var. Öğretmenin bu tavrı zannımca sorunun kolay olmasındandı. Zannımca oba burada da var. Ciddi bir yaklaşım ve devamında hissiz bir duruşu etkiledi diyor. Bismillah. Burada hocam bir ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Dikkat. Ciddi zaten kök. Hissiz. His kelimesi sızsız aldı. Hangi ünsüz türedi? Değil mi? Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Süpersiniz. Doğru cevap D olacak. Bu konuda tıbbi, tıbbi derken oradaki ikinci B tabii ki artık netleşti. Ünsüz türemesidir. Ünsüz ikizleşmesidir. Devam ediyoruz. Bir soru daha var mı hocam? Ayıp. Vallahi bunu dersen ayıp olur. Daha onlarca uygulamalar, sorular neler neler belki de. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Uykulu gözlerle, uyumaktan uyku. Gözlerle derken gözler ile. Önemliydi derken önemli idi. Her taraf ünlü düşmesi. Onun bu gayreti karşılıksız kalmayacak ve mutlaka ödüllendirilecekti. Ödüllendirilecek idi eyvallah. O da oldu ve federasyon tüm çabalarına karşılık bir madalya vermek istedi. Bir şey yok, bir şey yok. Kalemi alalım hocam, kalemi alalım. Şuradan okumuzu da çekelim eyvallah. Üçte bir şey yok. O da emeklerinin bir şekilde görülüyor olmasının heyecanını yaşıyordu. Yaşıyor idi eyvallah. Çevresinde çevirmekten çevreye burada bir ünlü düşmesi var. Bu tarz şeyler değerli olmasa da görülüyordu. Görülüyor idi arkadaşlar. Burada da bariz bir şekilde ünlü düşmesini yakaladık. Var mı soru işareti? Yok hocam. Doğru cevap kesinlikle 3 numara olacak. 3 numarada herhangi bir ne göremiyoruz? Bu arada tekrar okuyorum arkadaşlar. O da oldu. Mesela bir yandan da çiziyorum. Tamam süpersin. Yok hocam. C seçeneğinde düşme, müşme yok. Var mı hocam sorularımız? Devam. Hangisi yanlıştır diyor. Haydi başlayalım. 5. cümlede ünsüz yumuşaması vardır. Bu yüzden daima kendisine gecikti diyor. Evet artık bunu oturttuk. Geç kelimesinden var. 4. cümlede yanlıştır arıyoruz bu arada arkadaşlar. Bir daha yuvarlak için alalım. 4. cümlede birden fazla benzeşme vardır diyor. Birisinin başına gelmiş bir olay onun için kendi başına gelmiş demekti. K ve T bir tane var. Birden fazla demiş. Hayır, doğru cevap D seçeneği olacak. 3. cümlede ünsüz yumuşamasına örnek verilmiştir. Sınav da olsa, ödev de olsa mutlaka kendisinden önce aynı sırada oturduğu, duğu derken şurada bir yumuşamamız var. Arkadaşını düşünürdü. Eyvallah. 2. cümlede kaynaştırma ünsüsü vardır. Kimse onun kadar, onun derken ne? Bu net kaynaştırmadır arkadaşlar. Arkadaşına ne net kaynaştırmadır? Düşkün değildi. Eyvallah. 1. cümlede ek eylemin düşmesine örnek verilmiştir. Ne diyor? Okul yılları daima arkadaşlıklara önem verir bir tarzda geçmişti. Geçmiş idi. Evet arkadaşlar burada da ünlü düşmemiz mevcut. Şuradaki i'miz düşmüş. Var mı soru işareti hocam? Yok. Var mı başka sorum? Yok hocam. Sıra geldi. Bakalım sorumuzu çözdük. Evet. Şimdi de sıra uygulamalarda. Hadi uygulamalara geçelim. Ders daha yeni başlıyor hocam. Daha yeni başlıyor. Evet arkadaşlar geldik bu sefer de uygulamalara. Şimdi konumuzu özetledik. Her şeyi verdik arkadaşlar konuyla ilgili. Baya baya konu anlatımını her şeyle yaptık. Peki hocam şimdi ne var? Artık sorumuzu da çözdük. Uygulamaya geldi sıra. Uygulamayı zaten yapmıştık sanki hocam. Hani ses olaylarını gösterin diye bir 8-10 tane 12 tane pardon orada sözcük vermiştiniz. Yetmez hocam. Uygulamalar şimdi başlıyor. Video yeniden başlıyor. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Burada kaç adet ses olayı var? Ben buraya hepsini bulduktan sonra şu kısmı olsun. Şu boşluğa olsun hadi kutucuk olsun. Kaç tane ses olduğunu en son yazayım. Atıyorum 10 mu dedim. 2 aşağısı 2 yukarısı saygı duyulacak bir aralık olsun. 20 mi dedim. Hocam ben 18 buldum. Süpersin. 22 buldum. Süpersin. Bir iki tane fazla bulmuş olabilirsin. Yani yanlış bulmuş olabilirsin daha doğrusu. Sıkıntı değil. 1-2 aşağı 1-2 yukarı kabul edelim. Bakalım kimler çok yakın yapacak. Onu da lütfen belirtin hocam. Deyin ki coşturdum hocam. Yorumlarda bekliyoruz. Ne diyor? Baktığı K ve T. Burada bir tane benzeşme var mı? Var. Bir tane yumuşama var mı? Var. Şu bir. Daha doğrusu ben böyle çentik çizik atayım tamam. Ya da dur ne yapalım? Yıldız gibi çakalım. Dur. Dur. Yıldız koyarsak daha tatlı olur. Evet. Yıldızları sayarız. Kaç tane olduğunu söyleriz. Yoksa karışmasın sayılar. Evet. Baktığı derken benzeşmeyi yakaladık. Yumuşamayı yakaladık. Kadar yapabileceğini söylemişti. Yapabileceğini derken şurada bir tane yumuşamamız var. Şuradaki neyimiz ise tabii ki kaynaştırma arkadaşlar değil mi? Ebilmekte bir şey yok. Söylemişti diyor. Şuradaki ŞT bir tane.
Kesinlikle benzeşme. Söylemiş idi diyor arkadaşlar. Orada da bir tane ünlü düşmemiz mevcut. Burada bu arada aman dikkat. Burada bir tane ünlü düşmesi mevcut. Bu tarz durumlara alışıktık diyor. Alışık idik aslında. Şuradaki KT'den dolayı bir tane benzeşmemiz var. Şuradaki I'dan dolayı bir tane arkadaşlar ünlü düşmemiz var. Alışık idik. Sesimizi çıkarmadık. Onun şuradaki N kaynaştırma arkadaşlar. Bu hareketini, onun bu hareketi şuradaki N demek ki boşta kalıyor. O da kaynaştırma. Takdir ettik. Ettik derken şu TT'ler benzeşme devam çünkü hissettiği şurada bir tane ünsüz türememiz var. Ettiği derken TT benzeşme. Şu yumuşak G'de bir tane yumuşama arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması. Güzel gidiyoruz. Yani çok fazla fark olmasın lütfen. Ben mesela 30 yazdım sen 15 buldun falan. Bu rezillik boyutudur açık söyleyelim şimdi yani gerçekçi olalım. O rezillik boyutudur. O durumda hemen konu tekrar yapmanızda fayda var. Devam. Şeyleri söyleyebilmesi. Söyleyebilmesi derken şu S arkadaşlar net kaynaştırmadır. Söylemek kelimesini ebilmek gelmiş şuradaki Y'de kaynaştırmadır. Bunu görememiş olabiliriz çok normal arkadaşlar. Çok zor çünkü gerçekten görmek sağlam. Önemliydi derken şurada bir tane silgimiz değil kalemimiz gelsin hocam. Bir tane kaynaştırmamız var. Önemli ididen bir tane de arkadaşlar ünlü düşmemiz mevcut. Devam reddedeceğimizi red kelimesinden. Bakın kelimemiz aslında reddir arkadaşlar. Yani burada bir adet yumuşamamız mevcut. Reddetmek derken şuradaki ikinci D'miz kesinlikle ünsüz türemesi. Reddedeceğimizi derken şuradaki D arkadaşlar aman dikkat ben kalemi biraz daha incelteyim ha. Oradaki D arkadaşlar dikkat lütfen etmekten yumuşama edeceğimiz derken şuradaki yumuşak G bir yumuşama düşündü. Hocam bu ne Allah aşkına 50 tane ses olayı var ya. Ben ne güzel gördüm orada 8-9 tane cümle iyi ya bunu yapar çıkarız bu uygulamayı dedim. Bir başladım daha 3. satırda belki 4. cümlede falan 50 tane örnek bulduk hocam nereye gidiyoruz Allah aşkına düşündü. Düşün idi diyemezsin o yüzden burada bir şey yok. Belki de ama olmadı. Eyvallah. Herkes ileri sürdü. Dık dik burada yumuşamamız var. Şeylerin dikkat. Doğruluğuna. Şurada bir tane yumuşamamız var. Ünsüz yumuşaması. Şu ne arkadaşlar? Kesinlikle kaynaştırma. İnanmıştı. ŞT benzeşme. İnanmış idi. Burada bir tane de ünlü düşmemiz var. Suskun diyor arkadaşlar. S ve K. Burada bariz bir benzeşme var. Bakışlarının. N'nın n'si? Yeryüzündeki. Bütün nın nin nun nünlerin ilk n'si kaynaştırmadır. İstisnası yoktur arkadaşlar. Aman dikkat net. Peki altından diyor tamam. Altı altından altı diyor bakın bakışların altı. Sonradan den yani şu n boşta kalıyor kısacası o da kaynaştırmadır. Ardı arkası art bir ünsüz yumuşamasıdır. Arkası s kaynaştırmadır. Kesilmeyen Y kaynaştırmadır. Yani bu uygulamada tek sıkıntı kaynaştırmaları göremiyor olmanız olabilir. Biz hazır olalım her şeye. Çok nadirdir kaynaştırma ama gelirse ters köşe olmayalım. Serzenişlerin diyor. Evet saygı duyuyoruz arkadaşlar serzenişe. Tamam sıkıntı yok problem yok. Gelmesi derken şuradaki S kaynaştırma. Şuradaki Y kaynaştırma. Gelmesi ise burada bir tane ünlü düşmemiz mevcut. Aman dikkat. İlginç oldu. Şimdi ulamaları saymayalım. Direkt burada ilginç oldu da gözüme çarptı ama belki yukarıda 40 tane vardı. Ulamayla işimiz olmasın yoksa ses olayı burada 100'e falan çıkar yani. Ulamaları görmezden gelebilirsiniz şimdilik. Eğer sınavda direkt ulamayı bul derse evet ünsüzle bitip ünlüyle başlama. Bakın burada bir ulama var mesela tamam sorarsam. Bazı dönemler kendinden beklenmeyen derken şuradaki Y kaynaştırma şeyleri yapan kişiler çıkabilir. Eyvallah mesele bu kişilerle bu kişiler ile burada bir ünlü düşmesi var arkadaşlar. Kurulan ilişkilerde yani ilişmek ve ilişki. Yani bu mantıklı. İlişti. Oraya iliştir. Yani bir bağlantı kur. İlişki. Ş ve K. Bence yeryüzünün, kainatın, evrenin, doğanın, dünyanın en iyi benzeşme örneği ilişki kelimesidir. Net. Yeryüzünün en iyi ünsüz benzeşmesi örneğidir. Fıstıkçı Şahap'ın Ş'si. Sonrasında ÇTK'den biri mi var? Evet benzeşmemiz var. İlişkilerde gerçekçi K ve Ç burada benzeşmemiz var. Bir tutum sergilemektir diyor K ve Ç bariz bir şekilde arkadaşlar. Burada da kesinlikle benzeşmemiz mevcut. Peki sayalım hocam Allah aşkına sayalım. Peki hemen rengimizi değiştirelim daha cırtlak bir renk mi olsun? Yok mavi olsun. Peki 1, 2, 3, 4, 5 güzel. 6, 7, 8
Neredeyiz? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sonra oba burası 22, 23. Allah'ım doğru saymayı nasip et. 23 evet. 24 neyse yuvarlak için aldım yakalarız. 25, 26, 27, 28. Oba 29, 30. Şurada bir tane var hocam kaçırmayın. 31, 32, 33, 34. Kaçırmam, kaçırmam, kaçırmam. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Vallahi de billahi de hocam. Şu kutucuğu açarken dedim herhalde bir 8, 9 falan yazarız. Şu an 42. Bakıyorum yuvarlak içine almadığım bir yıldız var mı arkadaşlar? Yuvarlak içine almadığım bir yıldız var mı? Hemen onu şöyle bir... Hemen bu arada. Hemen onu bir inceleyelim. Yok, 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 yok. Hepsini yuvarlak içine almışım. Harika. Arkadaşlar burada tam 42 adet ses olayı var. İnanamıyorum abi, inanamıyorum. Müthiş. Tam 42 tane. Tabii bunun bir 15-20 tanesi kaynaştırma. O ayrı bir konu. Sürekli kaynaştırma geliyor ama yine de bir 20-30 tane farklı ses olayı. Yani benzeşme, yumuşama, şu bu. Hiç fena değil bence. 42. Hadi insaflı davranacağız. İki aşağı yukarı dedik ama burada bazı kaynaştırmalar var ki görülmesi gerçekten zor. Ben bu aralığı 7'ye 8'e çıkaracağım. 35. Ötesini söylemeyeyim ya. Hocam sen 42 buldun, ben 45 buldum falan. Çok çıkmamalı ya. O kadar da yanlış bulmamalıyız değil mi? O kadar da değil hocam. Doğal olarak 35-42 arasında saygı duyuyorum. 40-41 yapanlar bayağı gitsin sınava girsin, hiç beklemesin artık. Daha fazla zaman kaybetmesin. Seri bir şekilde bakıyorum metne. Atladığımız, görmediğimiz bir ses olayı var mı diye arkadaşlar. Şöyle seri bir şekilde tarıyorum. Süper 42 tane bu arada. Hemen ben burayı bir sileyim artık siz yazdınız. Ekranı durdurur bakarsınız. Tamam zaten her türlü bakarsınız. Tekrar tekrar izlersiniz. Seri bir şekilde şöyle bir geçmiş olayım. Harika. Son kez şöyle bir göz atalım. Kaçırdığımız ekstradan, aa şu da varmış ya falan dediğimiz, gösterdiklerimizin dışında direkt gözüme batan bir şey var mıdır diye kurcalıyorum. Yok şu an bir şey göremiyoruz. Harika hocam, müthiş. Arkadaşlar şükürler olsun. MSU kampı dedik dedik haftalar günler öncesinden. İlk gün videomuzu attık. Hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir ses bilgisi tekrarı oldu. Tamamen sınav odaklı vurgular yaptık. Benzer örnekler, hatta aynısı gelme ihtimali çok çok yüksektir. Örneklere dikkat. Ha hocam, ben yine de bir konuya çalışsam iyi olur ya. Eksik olduğumu gördüm diyenler hemen konu anlatımlarına bakabilirler. 80 günde Türkçe kampı birinci videoyu çok rahat izleyebilirsiniz. Onun dışında soru çözümlerini mutlaka izleyin. Aman dikkat, ses bilgisiyle ilgili. Başka da problemimiz yok hocam. Yarın yeni bir konuyla karşınıza geleceğim. Sözcükte yapı olacak. Öge de aklıma gelmedi değil ama sonrasında da ögeyi koyarız. Acelemiz yok. Sözcükte yapı yapacağız. Sözcükte yapıyla devam edeceğiz. Yine her şeyle konuşacağımız bir ders olacak arkadaşlar. Uzun soluklu videolar bizi bekliyor. Sizden ricam son ana kadar ilgiyi asla düşürmek yok. Son ana kadar yüklenelim. Satır satır. Bu arada yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Hal hatır soralım ya. Yorumlarda bir konuşalım. Kim var, kim yok, ne yapıyoruz, hedefler ne, ne durumdayız? Sıkıntılar neler, iyi şeyler neler? Lütfen arkadaşlar yorumlarda görüşmeyi, konuşmayı da unutmayalım. O zaman saat 17'de hocam. Evet evet, bugün 17'de. Neyin peşindesin paragraf kampıyla karşınızda olacağım. 18'de de Edebiyat kanalında full tekrar Edebiyat 1 videosuyla karşınızda olacağım. O zaman vallahi çok uzattık, billahi çok uzattık. Kendine çok iyi bak. Kendinize çok iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.